Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce anket vardı. Ankette yasak elmanın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Seversin dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Pazartesiye gelen dizi, zaten çarşambada çok iyi oranlar elde edemiyordu. Böyle güçlü bir günde bu kötü oranlar beklenen bir durum. Dizi zaten 21. bölümde ekrana veda edecek. Yasak Elma dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi sezonu tüm gruplarda 3. sırada açmış. Dizi geçen sezon daha düşük oranlarla başlayıp, sonrasında oranlarını arttırmıştı. Yasak Elma izleyicisi bir şekilde diziye geri dönüyor, geçen sezon gibi yer yer zirvede aldığı sonuçlar görebiliriz. Bir Küçük Gün Işığı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi düşüşler yaşamış. Geçen hafta Total grubunda 6.20 oranla zirvede yer alan dizi, 4.83 reytingle ikinci sırada yer alıyor. İki güçlü rakibin geldiği günde bu düşüşler normal, dizi düşüşlere rağmen Total grubunda ikinci, bence böyle bir gün için iyi oranlar, önümüzdeki haftalar daha net belli olur. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi yeni sezonu zirvede açtı. Dizi geçen sezon bıraktığı yerden, zirveden devam ediyor, dizi açısından tüm gruplarda 5 bandını geçtiği bir iyi bir açılış olmuş. Bu sezonda, geçen sezon gibi pazartesi günleri çoğu günde zirvede yer almaya devam edecek mi? MasterChef reytingleri de görüldüğü gibi, Total grubunda 5. sırada yer alan dizi, diğer gruplarda 2. sırada yer alıyor. Sıralama olarak bir düşüş yaşasa da, böyle güçlü rakiplerin olduğu günde iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi, Seyit karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından çok kötü bir başlangıç olmuş. Geçen sezonda, düşüşler yaşayan dizi bakalım bu başlangıcı toparlayabilecek mi? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.